Cemalettin Kaplan Almanya'da sürgünde öldü. Biliyorsunuz yani bir sorunları vardı vesaire vardı, şu bu vardı. Öldükten sonra ailesi getirip Erzurum'da aile mezarlığını defnetmek istedi. Medyada bu çok fazla şey yapıldı, karşı çıkıldı falan. O dönemde Demokratik Sol Parti'den Algan Hacaloğlu, devlet bakanıydı. Kalktı televizyonda açıkça dedi ki, bir insanın dedi geçmişi ne olursa olsun insanca gömülme hakkına sahiptir dedi. Ve Cemalettin Kaplan'ın cenazesi geldi Erzurum'da. Hiçbir olay olmadı, bir şey olmadı. Gömüldü rahatlıkla aile mezarlığına. Şimdi burada da biz bu şeyi korumak zorundayız. Yani bir insanın Aysel Tuğluk terörist olabilir, şey olabilir. Biz de, ben de Aysel Tuğluk'a karşı, Aysel Tuğluk'a karşı yazı yazmış bir kimseyim. Ben ama biliyorum. Burada da yargılamayalım. Hani ama cezaevinde. Evet. Bu ayrı mesele. Siyasetçidir ama siyasetçidir, şudur budur, karşı da çıkarız. Ama ölmüş annesine işte mezarlıkta böyle bir şey yapmak, hani bunu böyle bir Alevi ve Kürt karşıtlığına getirmek gibi son derece tehlikeli şeylere kalkışmaması ve bunların asla bundan sonra tekrarlanmaması lazım. Benim korkum bu tür şeylerin tekrarlanması. Bu tür şeylere izin verilmemesi. Tabii bu Maraş'la ya da Sivas olaylarıyla bağlantılandırmak o yanlış. O işi daha da alevlendirmek demek, fay hatlarını diriltmek demek, fay hatlarını tabii. Belki Sayın Baydemir de sizin gördüğünüz tehlikeyi görüyor. Ama onu da kayda onun geçiriyor. Bu şekilde Sivas'la ya da bilmem neyle bağlantılaması son derece yanlış. Bunlar toplumsal fay hatlarını arttırır. Çok tehlikeli bu. Böyle söylemler ifade etmesi çok tehlikeli.